Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle benim de yaparken ciddi anlamda meraklandığım ve nasıl lan gidecek bunun şarjı falan filan diye ciddi anlamda merak ettiğim ve tüm gün boyunca abi Allah Allah yok canım Allah Allah falan diye hayretler içinde kaldığım bir pil testiyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Elimizde ne var? Galaxy Note 9 var ve Galaxy Note 9'a ilk elime aldığım günden beri nasıl bir pil performans sergileyecek çok ciddi anlamda merak etmiştim. Bugün tamamen ve tamamen tüm telefonları yapmış olduğumuz testi bu telefona da yaptık ve nasıl bir pil performans sunduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu çok net söyleyeyim. Galaxy Note 8 ile Galaxy Note 9 arasında hani bana sorarsanız abi ne fark var dersiniz. Arada kesinlikle ama kesinlikle pil performans farkı var. Yani çünkü bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam Galaxy Note 8'de 3300 mAh pil gücü vardı ki o zaman bunu eleştirmiştik. Bu telefonda ise Samsung zaten neyi eleştirdiysek bunu iyi hale getiriyor sürekli olarak. Yine parmak izi okuma sensörünü eleştirmiştik. Parmak izi okuma sensörüne yeri değişmiş. Pil tarafını eleştirmiştik. Pil tarafında da daha bir iyileştirilme ortaya konmuş arkadaşlar. Pilde 3300 mAh'den 3400 mAh'e pil gücünün çıkartıldığını görüyoruz. Yani ortalama %20 pilinin arttığını görüyoruz arkadaşlar Galaxy Note 9'da. Çok ufak bir miktar ekranın da 6.3'ten 6.4 inçe çıktığını görüyoruz ama burada pil performansının nasıl bir sonuca imza atacağını çok fazla merak ediyorum arkadaşlar ve bu telefona tüm gün boyunca tüm telefonları yapmış olduğumuz pil performans testini yaptık. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Saat 07.30 itibariyle ben telefonu şarjdan çektim ve telefonumuz %100 pili vardı. Tüm gün boyunca 4.5G açıktı. WhatsApp bebi bilgisayarımızdan sürekli olarak kullandık ve parlaklık arkadaşlar otomatikteydi. Bunu da belirtelim. Bu telefonda ben sabahtan itibaren arkadaşlar kullanmaya başladım ve 70 dakikalık görüşme yaptım arkadaşlar. 35 dakikasını gündüz sabahtan 35 dakikasını akşam üzeri yaptım arkadaşlar. Ya da öğleden sonra yaptım diyeyim. Daha doğru olacak. Telefonumuz arkadaşlar 35'er dakikalık kullanmalarda %3'lük şarj harcadı. Yani hem sabahtan hem de öğleden sonra %3 şarj harcadı. Bu noktada oldukça dengeli. Telefonumuzda 70 dakika boyunca arkadaşlar YouTube videosu izledik ve bu YouTube videosuna baktığımız zaman sabahtan izlediğim YouTube videosu %4 şarj harcadı. Öğleden sonra izlediğim bu YouTube videosu arkadaşlar %5 şarj harcadı. Baktığınızda gerçekten de oldukça dengeli ve oldukça başarılı bir sonuca imza attığını söyleyelim arkadaşlar telefonun. Telefonda 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. İşte Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarına dolaştık. YouTube'da sizin sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalıştık. Ve burada gerçekten de 70 dakika boyunca telefonun ekranı hep açıktı. Şimdi 35 dakika sabahtan yaptığımızda %5 şarj harcadı. 35 dakika öğleden sonra yaptığımızda ise %6 şarj harcadığını gördük. Bu da gerçekten oldukça dengeli bir pil performansı olduğunu bize gösterdi. Telefonda çok fazla merak edeceksiniz arkadaşlar bunu. Ben de hakikaten test bittikten sonra vay anasını ya falan filan dedim. Telefona PUBG oynadım. Çok sizin de merak oynadığınız bir oyun arkadaşlar. Çok fazla insan oynuyor. Ve bu telefonumuzun %70 şarjı vardı arkadaşlar. Ben 20 dakika boyunca telefon oynadım. %63'e düştü şarjı ve %7 sadece şarj harcadı. Telefonumuz 32 dereceden 42 dereceye kadar yükseldi. Hemen onu kapattım arkadaşlar 20 dakikanın sonunda. Angry Birds Pops oynamaya başladım. %63'te başladım arkadaşlar. 20 dakika sonunda sadece %4 şarj vardı ve %59'a düştü. 42 derecelik sıcaklıkta arkadaşlar. Grafik performans daha düşük olduğu için 38 dereceye geriledi. Hakikaten telefonun mükemmel bir dengelemesi var. Yani pil performans açısından muhteşem bir işe imza atmışlar. Bunu söyleyeyim. Telefonla 40 dakika boyunca radyo dinledim. 4.5G üzerinden arkadaşlar ve sadece %2 şarj harcadı. Hakikaten çok iyi harcadı arkadaşlar. %2 şarj. Ya bu testte bakın bunda %6 harcayan telefon vardı. Bu %2 harcamış arkadaşlar radyo. Çok başarılı. Telefonda 10 tane fotoğraf çektim. Bunlardan da 2 tane sosyal medyada paylaştım arkadaşlar. Telefonla yapmadığım bir şey yaptım. Normal testlerde yok ama bugün bunu yapmak durumunda kaldım biraz. 10 dakika boyunca da WhatsApp'tan görüntülü görüşme yaptım arkadaşlar. Buna rağmen telefonumuz arkadaşlar akşam üzeri saat 16.30 civarlarında %52 şarj kaldığını gördük arkadaşlar. Bunun nasıl ve ne şekilde harcandığını zaten size yan tarafta şimdi hemen paylaşacağım. Neyin ne kadar harcadığını görebileceksiniz orada. 9 saatlik 9 saat 2 dakika gibi bir kullanımımız oldu ve %48 sadece şarj harcaması telefonun. Baktığımız zaman Xiaomi Mi 8 de aynı performansı sergiledi diyebiliriz ama daha fazla ekran sunmasına rağmen daha fazla ekran olmasına rağmen gerçekten bu performansı ondan daha da iyi bir performans sergiledi. Ben Samsung'un bugüne kadar ki yapmış olduğumuz hani tüm testler içinde bu kadar iyi bir pil performans koyan telefon ortada yoktu. Ve bunun bir amiral gemisiyle aslında sunulabilmesi büyük bir hani soru işareti de getiriyor. Çok ciddi anlamda artık insanlar pillerinin ya da insanlar değil mi özür dilerim üreticiler telefonların pillerinin çok daha güçlü bir şekilde korunabilmesini yolunda bulmuşlar. Bunu çok net söylüyorum.
söylüyorum. Şimdi bunu Xiaomi ve Huawei çok iyi yapıyordu. Biraz Samsung'da problem vardı. Çünkü hemen şöyle bir not söyleyeyim size. Yani izlemeyenler için çok da fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu telefon Note 8 ile karşılaştırıldığında, yani ben bu testi aynısını Note 8'e de yaptım arkadaşlar geçtiğimiz yıl. Note 8 ile Note 9'u karşılaştırdığınızda abi sonuç nedir diyorsunuz? Hemen şöyle söyleyeyim. Note 8 arkadaşlar aynı testte aynı süre zarfı içinde %20 şarjı kalmıştı. Bu telefonun ise %52 şarjı kaldı. Yani 2,5 kat daha fazla pil performansı sunan bir telefonla karşı karşıyayız. Muhteşem bir işe imza atmış Samsung. Gerçekten sadece 700 mAh pil gücünü arttırarak 2,5 kat fazla pil performansı sunulabilmesi, sadece pil gücünün arttırılmasıyla değil yazılım tarafında mutlaka iyileştirilmeli olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, telefon ne kadar da şarj oluyor abi derseniz, çünkü 4000 mAh pil gücünün ne kadar da şarj olduğu, bu da bir soru işareti. Hemen şöyle bir test yapayım. Test en azından sürecini size aktarayım. Şimdi ben telefonu saat dün gece 23.11'de şarja taktım. %5 şarjı vardı arkadaşlar. Saat 1 saat sonra arkadaşlar telefonun şarjına baktığımda 00.11'de %56 şarj olmuş. Yani 1 saatte %50 şarj oldu telefon. Yarım saat sonra yani 00.41'de, yani toplamda 1,5 saatin sonunda baktığım zamansa %84 şarjı vardı. Yani %85 desek arkadaşlar 1,5 saat içinde %80 telefonun şarj olduğunu görüyoruz. Diyeceksiniz ki abi peki saat gece 1.11'de ne oldu diyeceksiniz. Gece saat 1.11'de ben uyudum. Ben uyudum arkadaşlar. Yani uyuyakalmışım valla. İnanın diğer telefondan arkadaşlar alarmı da kurmuştum. Valla inanın uyanmamışım arkadaşlar. Yani alarmda sessizde kalmış nasıl olduysa artık. Maalesef dediğim gibi o testi tamamlayamadım ama şunu net söyleyebiliriz. Yani 1,5 saatte %80 şarj olduysa 2 saat diyelim arkadaşlar. Ki 2 saatten biraz daha az sürer ama 2 saat diyelim. 2 saatte %100 telefonun şarj olduğunu görüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya 2 saat boyunca 4000 mAh pil gücünün şarj edilebilmesine siz hızlı şarj diyorsanız hızlı şarj vardır bu telefonda, ama benim açımdan bu telefon hızlı şarj desteği falan yok arkadaşlar. Firmalar bence 4000 mAh pil güçlerini daha hızlı şarj edebilmenin yolunu bulmaları lazım. Oppo buldu bunu. Mutlaka başka firmaların da bulması lazım. Bunu hep beraber göreceğiz önümüzdeki dönemde. Benim telefonun genelde pil performansından muhteşem bir şekilde memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu kadar büyük ekranlı bir telefonun bu kadar iyi bir pil performans sunması gerçekten oldukça takdire şayan bir durum arkadaşlar. Bunu da en azından belirtmiş oldum. Şimdi şunu soracak olan arkadaşlar da vardır mutlaka. Abi hani çünkü bu telefonlarda bildiğiniz gibi ekran çözünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Bu telefonda arkadaşlar zaten default ayarlarında, yani fabrika ayarlarında 2960'a 1440 piksel olarak değil de Full HD Plus, yani 2280'e 1080p olarak arkadaşlar telefon geliyor. Hatta bunun da bir ekran görüntüsünü alayım. Ben bunu Full HD Plus'ta kullanarak bu testi gerçekleştirdim. Eğer bunu 1440x720 piksele düşürürseniz daha fazla şarjınızın gittiğini göreceksiniz. Ya da bunu WQHD Plus denilen, yani 2960'a 1440 piksel çözünürlüğe alırsanız, ki 2K Plus deniyor bu çözünürlüğe. 2K Plus çözünürlüğe alırsanız tabii ki şarjınızın daha az gittiğini göreceksiniz. Bence dediğim gibi yazılım tarafına mutlaka firmalar şunu da yapabilmeli. Atıyorum ben WhatsApp'tan mesaj yazarken bu telefonun çözünürlüğü işte HD Plus'a gelmeli mesela otomatik olarak. Ama ben YouTube'da video izlerken bunu mutlaka sistem demeli ki abi 2K Plus'a geçeyim mi diye sorabilmeli diye düşünüyorum. Siz dediğim gibi ihtiyacınıza göre çözünürlüğün değiştirilebilmesi otomatik olarak da sağlanabilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bunu Sony zamanında Z5 Premium'da sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam yapmıştı. Yani o da video izlerken 4K'ya geçiyordu falan filan. Bunları mutlaka dediğim gibi bu tarz bir algoritmanın bize sunulabilmesi lazım. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Telefonun pil performans tek kelimeyle muhteşemdi. Yeni videolarda görüşeceğiz. İnceleme videosunda görüşeceğiz. İnceleme videosu da zaten bayramda gelecek arkadaşlar. Yeni videolarda görüşeceğiz söylediğim gibi. Çok uzattım lafı biliyorum ama kusura bakmayın. Telefonun pili bizi çok ama çok etkiledi. Bu büyüklükte bir telefonun, bu donanımda bir telefonun bu performansı göstermesi Samsung'a gerçekten de +1 veriyorum. Tebrik ederim Samsung. Çok iyi bir iş yapmışsın. Yeni videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Eyvallah.